Herkese yeni bir ETS 2 videosundan selamlar arkadaşlar. Bugün ETS 2'de şöyle fazla uzatmadan direkt haritaya girip göstermek istiyorum. Paris haritasındayız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki biz böyle detaylı haritaları, böyle şehir içindeki haritaları çok fazla seviyoruz. Ben de direkt gördüm, keşfettim. Dedim ki tamam abi, biz haritayı bulduk. Şöyle yani karmakarışık bir harita. Bilmiyorum nerelerden gideceğiz. Nasıl yollar var? İnanın ki hiç oynamadım. Zaten görüyorsunuzdur. Yani birkaç teslimat yapmam gerekiyordu. Onları bile uçarak yaptım. Onun dışında hiç sürmedim. Beraber keşfetmek istedim. Hazır bu oyunu birazcık böyle geri plana atmışken, fazla oynayasım yokken böyle bir haritayı keşfetmem açıkçası benim için iyi oldu. Çünkü en azından bir amacım olacak. Burada bir tekrardan böyle bir keşif falan, yeni yerleri keşfedeceğiz. Böyle bir başlıyoruz artık. Umarım devamı gelir. Güzel bir seri olur. Burayı olabildiğince keşfetmeye çalışacağız. Olabildiğince diyorum çünkü mümkün değil gibi. Yani tüm yolları keşfedebilmek mümkün değil gibi gözüküyor. En azından şimdilik öyle. Bakalım, gidelim yükümüzü alalım. Altımızda bugün Actros var. Şöyle göstereyim. 1858. Dolu bir paket. Yani Mercedes'in bayisindeki en dolu araçlardan bir tanesi. Onun dışında yani harita modu olarak tek, yani mod olarak harita modu var. Onun dışında başka bir mod yok. Yani bunu söylemeye çalışıyorum 2 saattir. İlerleyen zamanlarda tabii ki ses modları falan 1.47 ile uyumlu modları elimden geldiğince kullanmaya çalışacağım. Şimdi ufaktan yolumuza çıkalım. Neredeyiz? İnanın ki bilmiyorum. Paris'teyiz ama Saint Denis diye geçiyor herhalde burası. Tam olarak Denis'miş. Saint Denis. Porte de Paris. Fransızcamız da yok tabii ki. Olaya birazcık Fransızız ama bakalım. Ufak tefek böyle kelime oyunlarıyla videomuz başladı. Buradan bir sol yapacağız. Trafik tabii ki de var. İçinden çıkan PDF dosyasında trafiği bu şekilde yapmamızı söylüyorlar. Hani mantıken birazcık da zevkli olsun diyedir diye düşünüyorum. Burada herkes bekliyor. Aa, kırmızı ışık varmış, görmedim lan. Vallahi görmedim. Şuradaki kırmızı ışığı gördüm de oradakini görmedim. Neyse. Gidelim. Yükümüzü alalım. Dorse ile birlikte başlamak istemedim. Gidip bu şekilde bir ilk etapta hani dorsemizi oradan alalım. Başkasının dorsesiyle yola çıkalım istedim. Fren şiddetimiz birazcık yüksek. Sondaydı galiba. Onu hemen şöyle bir şuralara getirelim. Yani bu haritanın, böyle bir haritanın, daha doğrusu bu harita derken bu harita özelinde konuşmayalım. Böyle bir haritanın olması benim için gayet iyi oldu. Çünkü oyuna tekrardan böyle bir en azından bir bağlılık veya işte tekrar bir oynama isteği getirdi diyebilirim. Aa, buraya tır girdi az önce. Ama tır kaybolmuş. Şöyle hemen fazla uzatmadan dorsemizi alalım. 22 ton bir şey taşıyacaktık da dorse gitmiş. Şunu taşıyacaktık diye hatırlıyorum. Neyse, olsun. Yeni yük bulduk. Araba geliyor buraya ve araba kayboluyor. Şimdi tekrardan eleştirme moduna geçeceğiz. Mesela o araçlar gelip buraya park edebilir. Bunu SCS'nin kendisi yapması lazım. Bu harita modcuları bu kadar yapabiliyor yani. Haritayı modlayan insanlar. Bence gayet de kolay aslında. Gelip şuraya park edecek. Aha, burada trafik oluştu şimdi bak. Hayda. Hocam, vuruyorsunuz ama yine de siz bilirsiniz. Bizim Dorse normal değil mi? Aynen. Tekerlekleri dönen Dorse'ye hala böyle alışamadım. Böyle çok fazla kullanmayı sevmiyorum. Ben şuradan bir geçeyim arkadaşlar. Bana bir müsaade edin. Beni kendinize bulaştırmayın. Ağzımızın tadı kaçmasın. Şöyle sağ tarafa doğru yanaşalım. Evet, yani şu anda Paris sokaklarındayız. Tırcılık yapıyoruz. Vallahi acayip. Böyle kornamız da havalı kornamız. Yani en acil modlardan bir tanesi ses modu istiyor tabii ki profil. Maalesef bu seslerle olmuyor.
Sadece harita moduyla da tabii ki oyuna bağlılığımızı sürdüremiyoruz. Şöyle bir burada keskin bir dönüş var. İyi, yeşil yandı, güzel. Ne oldu ya? Buralarda kimse yok şu anda. Trafik babında. Trafik bir anda kafayı yedi herhalde. Oh, adam tırı çekmiş oraya. Bu arada 50 diyormuş. Biz basıp gidiyoruz valla. Arada olur böyle şeyler. Gözden kaçıyor. Şimdi 80'e çıktı. Oğlum niye atlıyorsun önüme? 80 de geliyorum. Gerçi 80 de değilmiş de. Bu yolda gidiş şu anda sallanıyoruz ya, bu haritayla alakalı değil biliyorsunuz ki. Bunu SCS getirdi. Çok da iyi oldu. Yani önceden gelmesi gereken bir özellikti. Yıllardan beri istediğimiz, beklediğimiz özelliklerden bir tanesiydi. Lan tavan çarpmasın. Biraz alçak geldi de. Yani yıllardan beri beklediğimiz, olması gereken başlıca özelliklerden bir tanesiydi ki sonunda geldi. Yani 1.47 sürümünde geldi oyunun. O da birazcık enteresan. Bakalım manı ne zaman getirecekler? Yani bayağı oldu duyurulalı. Yapım aşaması falan vesaire. Sanki ATS tarafında bu süreçler daha mı hızlı ilerliyor, anlamıyorum yani. Bir gariplik var. Testler falan da düzenlenmesi lazım. Aslında yapılacak gerçekten çok iş var da işte. Yok, yol sallantısıydı. İşte öndeki aracı takip etmeydi falan vesaire. Bunlarla uğraşılıyor. Neyse. Bunları zaten birçok videoda konuştuk. Haritayı şu ana kadar pek bizi zorlamadı açıkçası. Dümdüz yolda geliyoruz. Anlamadım, bizim şansımıza mı? Gerçi birazcık da böyle şehir dışı, yani şehrin tam göbeğinden başlamadık. Ben normalde ilk profil açtığımda şehrin göbeğinden bir tane garaj seçmiştim. Oyundan atınca dedim ki bari hani rastgele yeni bir profil açtım tekrardan. Yani ilk profil oluştururken oyundan attı, daha sonra tekrardan oluşturmak zorunda kaldım. Dedim o zaman kendi seçtiği rastgele bir yerden başlayalım, kaderimizi oyuna emanet edelim dedik ve bizi yine düz yollara attı ya. Ben düz yol oynamaya gelmedim buraya. Dur dayı dur. Bunlar da biz gelirken hemen kırıyorlar. Araç fazla mı yatıyor ya? Şu anda herhangi bir fizik modu vesaire hiçbir şey yok. Sadece harita modu aktif. Bak bu tavanlar çok alçak he. Burada şantiyeler falan var. Yani keşfedilecek çok yer var bu haritada. Tabii ki tek videoda oynayabilmemiz mümkün değil. Bakalım, gidiyoruz. Şehrin merkezine doğru da yaklaşmış olduk böylelikle. Buralardan devam ederiz. Oğlum bak, ama biliyorum ben. En son çarpacağız şu tavana. Yani birincide geçtik, sıkıntı olmadı. İkincide geçtik, sıkıntı olmadı. Üçüncüde vuruyorduk az kalsın. Dördüncüde artık Allah kerim. Bakalım ne olacak.
12 ton yasağı var orada. Yani şu ana kadar sessiz sakin, çok fazla bir şey olmadı gibi geldi bana. Ama ilk böyle izlenim falan, harita aslında güzel gibi duruyor. Bakalım detaylı şekilde bizleri bir yerlere sokacaktır ilerleyen bölümlerde. Kendi dorsemizi de alırız. Yaparız bir tane dorse kendimize. Böyle devam ederiz. Aslında burada BDF araç falan kullanmak daha iyi olabilir. Böyle bu dorselerle belki gerçek hayatta her zaman günün 7-24 saati bu uzunluktaki araçlar giremiyor olabilir veya ağırlıktaki. Şöyle yaya geçidine geldik ama neyse olsun. Yaya yok zaten. Lan oğlum sola dönmeyecek misin? Sola dönecek diye dalayım dedim de ha bak şimdi burası araçlar park etmiş. Şimdi oldu bak. Şimdi bu bize sıkıntı çıkartacağın anlamına geliyor ve bundan da tabii ki keyif alıyoruz. Araca takmayalım. Şöyle dörtlüyü yakalım. Hop. Alırım aynanı. Almadık kimsenin bir şeyini de. Şu ağaçlardan da şüpheliyim ha. Yok tamam. Orada sıkıntı yokmuş. Devam edelim. Burası acaba ters şerit olabilir mi ya? Herkesin kafası bu tarafa dönük. Sadece biz buradan gidiyoruz. Böyle dorseler falan şey dorseler diyorum ya. Köprüler falan harbiden. Şimdi güzel oldu bak. Bu da aslında ufak bir harita modu inceleme oldu. Gerçi tüm videolarda aslında kullanmış olduğumuz yeni modları incelemiş oluyoruz tabii ki. Ama en son attığımız videodaki mod inceleme serisine tabii ki dahil değil. Normal bir sefer videosu. Buradan devam ederiz ya bu arada. Yani bu harita modundan yeni şeyler gelir diye düşünüyorum. Umarım öyle olur. Ne yapıyorsunuz? Bir tırcı geçiyor adamlara ne yapıyorsunuz diyor. Ne alaka ya? Bu arada böyle baya bir dar alandan gidiyoruz. Yani sıfıra sıfır her şey. İyi. En azından bir kaldırıma falan çıkmadan geldik. Buradan bir sol yapacağız. Kardeşim, sapa araç bırakmayın diyoruz ya. Şöyle dönelim hemen. Birazcık seri geldik buraya ama. Kırmızı Renault'cu bizi kitlemesin diye birazcık seri hareketler yaptık. Herkesin bir yerlerde işi var. Transitçi de yakmış dörtlüyü bekliyor orada. Bana bir müsaade edin. Vallahi bana bir müsaade edin. Biz iki tır arka arkaya geçelim. Eyvallah. Oğlum taktın lan direğe aldın gittin kaldırım bina mina ne varsa gitti adamda. Ulan
Alsana genişten. Olur arada böyle ufak tefek sürtmeler olabilir. Adam direği aldı eve götürdü ya. Ben böyle çevreye bakmayı çok seviyorum. Bilmiyorum, belki bazı arkadaşlarımız rahatsız olabiliyordur. Oluyordur veya olabiliyordur derken. Ben böyle sağa sola bakmayı gerçekten çok seviyorum. Hani böyle sabit gitmektense hani sürekli bir kafanın aktif olması durumu. Şirkete geldik, şirket bomboş. Kardeşim, şehri birazcık şuraya yaysaydınız yani. Burada bir sürü alan var. Neyse, onun da modu var, onu da ekleriz, sıkıntı yok. Şehrin giriş çıkışlarını falan dolduruyor. Öyle bir mod var. Eğer uyumlu bir şekilde çalışırsa onu da koyarız. Şimdi şuradan gelelim. Kartonları buraya niye biriktiriyorsunuz kardeşim ya? Daha geniş bir alan yok mu? Aracın sesi gerçekten çok kötü bu arada. Yani oyunun orijinal sesi, kendi stok sesi gerçekten çok kötü. Çok zevk aldığımı söyleyemem açıkçası. Hele ki bu F moddan sonra zaten inanılmaz kötü oldu sesler. Bunlara hala bir çözüm yapmadılar maalesef. Biz de maruz kalıyoruz, oynuyoruz. Multiplayer belki bu yüzden oynamıyoruz falan. Neyse. Şöyle dışarı çıkalım. Şöyle körükleri de bassaydık ya. Böyle daha güzel duruyor. Şöyle kafayı indirdiğim zaman. Aynen böyle. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu haritanın linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Artık böyle tek kullandığım modları paylaşmaya çalışacağım. Eğer kaldırılmazsa linkler. Önümüzdeki yeni videolarda, yeni yarınlarda, güzel yarınlarda, sağlıklı yarınlarda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.